Dün biliyorsunuz 12 yaşındaki kızını aramak için annesi aramızdaydı. Bursa'da kaybolmuştu. O da yayınımızın hemen ardından. Yine benim sevgili seyircilerim, dikkatli seyircilerimden biri hem bizi hem polisi aradı. Çocuk burada diye. Hemen çocuk şube gitti. Kızımızı aldı. Kızımız iki kişinin yanında kaldığını söyledi. İki kişinin ismini verdi. Sayın savcımız sağ olsun hemen çok hızlı hareket etti. O iki kişi de şu anda gözaltına alındı. Biz anneyle beraber Bursa'ya gittik. Çocuğumuz annesine teslim edildi. O yanında kalan iki kişi ve ailesi hakkında da hala daha sorgu sürüyor. Dün bahsetmiştim. Bazı yaş grupları var. O yaş gruplarında öyleydi böyleydi diyemezsiniz. O yüzden ya, benim şahsi kanaatim 18 yaşından küçükse biri kaçın diyorum ben size. Daha ne diyeyim kardeşim? Kaçın, kaçın. Kaçın. İzleyelim. Yoksa cezaevi. Anne Filiz Ercan, 1 Ekim'de Bursa'dan kaybolan 12 yaşındaki çocuğunu bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Bursa halkından destek bekliyorum. Şu anda Bursa'da olduğunu biliyoruz. Ben tanıyanlar 12... var, görenler var. Valla ben bize... 12 yaşında olduğunun altını çizeyim yani. Hani bir yaşında bir bebeği kaçırmakla 12 yaşında bir çocuğu alıkoymanın esnasında hiçbir fark yok. Ama zaten 12 yaşında olduğunu öğrenen kişinin emniyeti çağırıp başını derdine sokmadan alıp götürmesi lazım. Bunun kaçarı yok. Yayınımızın ardından 12 yaşındaki çocuğumuz Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu. Anne Filiz Hanım aldığı güzel haberin ardından yaşadığı mutluluğu paylaştı. Gözünüz aydın, kızınız bulundu. Yayından çıkmamla telefonun gelmesi bir oldu. Doğru adrese geldiğimi biliyordum. Müge Anlı iyi ki var. Türkiye'nin iyilik meleği sarı papatya sağ olsun. Teşekkür ederim. 1 Ekim'de kaybolan kızı için en kötü senaryoyu bile aklına getirmişti Filiz Ercan. Günler sonra derin bir nefes aldı. Ben 2 gündür, 3 gündür zaten yemek yemiyorum, uyku uyuyamıyorum. Bir cinayeti kurban gitmesinden korkuyordum. Sağ salim olduğunu bilmek güzel. Şu anda çok iyiyim. Özlediniz mi kızınızı? Sizi kızınıza götürelim mi? Çok özledim. Hemen gidelim lütfen. Hadi buyurun gelin. Filiz Hanım izleyicimizin ihbarıyla bulunduktan sonra Bursa Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen kızını görmek için yola çıktı. 12 yaşındaki çocuğumuz Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde iki ayrı şahısla birlikte iki ayrı adrese yer verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheliyle ilgili çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamasıyla işlem yapılması talimatını verdi. Gözünüz aydın, kızınız size dönmeyi kabul etti. Çok şükür kızımızı aldık, evimize gidiyoruz. Kızım kim tuttuysa gereken kişilerden şikayetimizde bulunduk. Şu anda mutluyuz. Tekrar Müge Hanım'a teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gözümüz aydın. Ben çünkü dün çok heyecanlanmıştım, endişelenmiştim. Seyircilerimizin alkışları da yine o dikkatli seyircimize ve sayın savcımız ve emniyet yetkililerine gitsin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum. Gözün aydın.